Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle korona nedir? Onu açıklamaya çalışacağım. Öncelikle basit bir şekilde anlatacağım. Daha sonra elektriksel terim olarak anlatacağım. Korona günümüzdeki hastalığın diğer bir adıdır. Asıl olarak elektriksel bir terimdir. Eğer bilmiyorsanız hem öğrenmiş olursunuz. Elektrik nakil hatlarında, yüksek gerilim hatlarında tellerin etrafında bir manyetik alan oluşur. Fakat biz bunu gözle göremeyiz. Çok hızlı olduklarından dolayı gözle görmemiz çok zor. Fakat bağlantı noktalarında yağmurlu, çiseli ve nemli bölgelerde etrafa yayılan manyetik alan o yağmurun ve nemin vasıtasıyla sıçramaya başlar. Bu sıçramadan ötürü bir cızırtı sesi çıkarır. Bu eğer elektrik hatlarının yakınlarında iseniz bir cızırtı duyacaksınız. Bu cızırtı tamamıyla korona olayıdır. Yani günümüzdeki hastalığa isim olarak vermesinin sebebi de budur. Yani hastalık etrafa yayılır. Etraftakiler kaptığınca onlar diğerlerine yayılır. Yani korona gibi hastalık yayan kişi bir manyetik alan olarak algılanmış ve bu o kişi etrafında gezdikçe bu hastalığı diğerlerine yayar ve oradaki elektriksel olarak ses çıkarır. Fakat günümüzdeki hastalıklarda etrafa yayılan dolayı korona olayı denmiş. Elektriksel anlam olarak açıklayacağım. Bu biraz kafanızı karıştırabilir ama elektrikçi arkadaşlar bundan anlayacaktır. Yüksek gerilim hatlarında biliyorsunuz akımları düşük, voltajları yüksektir. Bundan dolayı voltajın yüksek olmasından dolayı frekans olur. Aşırı bir şekilde frekans olur. Frekans dışa atlar. Bu da hatların kalın ve ince olmasının sebebi budur. Yani hat kaybının az olması için elektrik nakil hatlarında teller iletilecek olan gerilim yükseldikçe tellerin boyları ve kalınlığı da ona göre yükselir. Bundan dolayı hatlarda bir manyetik alan oluşur. Yağmurlu havalarda izolatörlerin ve boynuzların ve diğer anlamıyla bağlantı noktalarının etraflarında bir manyetik alan oluşacaktır. Bu manyetik alanda bağlantı noktalarında cızırtı halinde olur. Fakat yağmur yağdığı zaman bu cızırtı daha çok yükselir çünkü atlamalar yapar. Atlamalar yaptığından dolayı bu terime biz korona olayı diyoruz. Korona olayını göz önünüzde görmeniz imkansız fakat eğer çok dikkatli ve çok yakından yakından bakmanız imkansız ama herhangi bir dürbün ya da kamera yardımıyla yakından baktığınız zaman etrafta bir gökkuşağı renginde bir renklerin olduğunu göreceksiniz. Bu da o manyetik alanın etrafa yaymış olduğu etkiden dolayıdır. Buna da biz elektrikte korona olayı diyoruz. Tamamıyla elektriksel bir terimdir ve elektrik nakilatlarında gerilim arttıkça, gerilim yükseldikçe bu olaylarında cereyan olması daha çoktur. Yani düşük hatlarda bu olmuyor fakat 150, 380 ve 500'ün üzerinde hatlarda bu meydana gelmektedir. Zaten ülkemizde 500 kW var. 800 kW ülkemizde şu anda henüz kurulu değil. Şu anda anlatacaklarımız bu kadar. Herhangi bir şey sormak isterseniz videonun altına yazabilirsiniz. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayalım.